Nokta Tatlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle deniz ürünleri karışık yahni yapacağız. Bu yemeği saçta veya tavada yapabilirsiniz. Bu şekilde de sunabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi en son çömlekleri aktarıp üzerini mirföy hamuru ile kapladıktan sonra fırına verip sunabilirsiniz. Malzemeler: 1 su bardağı karides, 1 su bardağı istiridye, 1 su bardağı kalamar, 1 su bardağı midye, 2 su bardağı mantar. İri mezgit bulabilirseniz 1 su bardağı iri mezgit. Bulamazsanız ufak mezgitten de yapabilirsiniz. Ben ufak mezgit kullandım. Diğer malzemeler: 1 baş soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı sirke, 1 su bardağı tavuk suyu, 1 çorba kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, pul biber, karabiber, kekik, tuz. En son üzerini süslemek için 2 adet milföy hamuru, 1 yumurta sarısı, 1 tutam çörek otu. Şimdi deniz ürünleri yahnisinin yapımına geçelim. İlk önce bir baş soğanı ince ince küp küp doğrayalım. Ardından 2-3 diş sarımsağı ince ince doğrayalım. Ardından mantarları ince ince 4'e 5'e bölelim. Mantarları sapları ile beraber kullanabilirsiniz. Ardından ocağın üzerine genişçe bir tavayı koyalım. Daha rahat çalıştığım için ben tava yerine saç kullanmayı tercih ettim. Saç da kullanabilirsiniz. Tavanın içine bir kaşık tereyağını ilave edin. Tereyağın yanmaması için yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edin. Tereyağı ve zeytinyağı biraz ısındıktan sonra mezgit balıklarını ilave edin. Buzdolabımda büyük mezgit balığı olmadığı için ufak mezgit balığı kullandım. Siz büyük mezgit balığı bulursanız daha iyi olur ama şart değil. Öncelikle mezgit balıklarını yağda hafif kızarttıktan sonra ayrı bir servis tabağına alıp kılçıklarını çıkartın. Kılçıklarını çıkarttığınız mezgit balıklarını ikiye üçe bölün. Geriye kalan kızarttığımız yağın içerisine soğan ve sarımsaklarını ilave edin. Hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerini bir kapakla örterseniz daha çabuk yumuşayacaklardır. Sık aralıklarla kapağını açıp karıştırın. Ocağın ateşi orta derecede olsun. Soğan ve sarımsaklar pembeleştikten sonra ilk olarak karidesi ilave edelim. Ardından midyeleri ilave edip biraz kavuralım. Midyeleri tavanın içinde biraz döndürdükten sonra mantarları ilave edelim. Üzerine kapağını örtüp mantarların suyunu salmasını bekleyelim. Ardından kalamarları ilave edelim. Tekrar kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Tekrar kapağını kapatıp pişmesini bekleyelim. En son olarak da istiridyeleri ilave edelim.
Bu şekilde tekrar kapağını kapatıp pişmelerini bekleyelim. Üzerine tuzunu, baharatlarını ilave edelim. Tuzunu ilave ettikten sonra bir kaşık sirke ilave edelim. Hepsini tekrar karıştıralım. Ardından bir bardak tavuk suyu ilave edelim. Ev yapımı tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur. Bir çay kaşığı zencefil ilave edelim. Karabiberini ilave edelim. Hepsini bir tahta kaşık yardımıyla karıştıralım. Ayıkladığımız mezgit balıklarını en son ilave ediyoruz. Bunun nedeni daha önceden pişirdiğimiz için mezgit balıklarını ikinci kez çok hafif pişirmemiz gerekiyor. İri parçalar halinde mezgit balıklarını kılçıklarından ayırarak içine ilave edelim. Balık seven herkes bu yemeği severek tüketeceğinden eminim. Lüks restoranlarda bir sürü para ödeyerek yediğimiz bu güzel yahniyi evimizde kendimiz yaparak da 1/4 fiyatına ailecek doya doya yiyebilirsiniz. Bütün malzemeyi hafif karıştıralım. Ocağın altını artık kapatabiliriz. Bütün işlemler bittikten sonra hazırladığımız deniz ürünleri yahnisini çömleklere eşit şekilde pay edelim. Taneleriyle birlikte suyundan da ilave etmeyi unutmayalım. Benim deniz ürünleri yahnimden 3 çömlek yahni çıktı. Ben orta boy çömlek kullandım. Bu şekilde hepsini çömleklere dolduralım. Ardından bir kesme tahtasının üzerinde milföy hamurlarını çömleğimize göre genişletelim. Bu işlemi yaparken elinizi zeytinyağına batırıp hamuru bu şekilde açarsanız daha kolay olacaktır. Elimizle açtığımız milföy hamurlarıyla çanaklarımızın üzerini kapatalım. Üzerine bir yumurtanın sarısını çırptıktan sonra fırça yardımıyla sürelim. En son üzerine çörek otu serpiştirelim. İkinci çanağımız için de aynı işlemleri tekrarlayalım. Elimizi zeytinyağına batırdıktan sonra milföy hamurlarını tek tek açalım. Tekrar diğer çanağın üzerine kapatalım. Yumurtayı her tarafına yedirecek şekilde sürelim. Üzerine çörek otunu gezdirelim. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp 10-15 dakika kadar pişirelim. Milföy hamurlu deniz ürünleri yahnisi hazır. Muhteşem bir lezzet oldu. Büyük davetlerde konuklarınıza farklı lezzetler tattırmak isterseniz bu yahniyi yapmanızı tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun. Nokta Tatlara abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.